Sayın Ali Aydar Fırat pek çok tweet attı. Onları ben okumayayım artık. Ne oluyor sizce? Biraz da sert tweetler mi attınız bilmiyorum ama. Ya nasıl okudunuz, nasıl değerlendirdiniz, niye böyle şeyler yazdınız? Buyurun. Aktif ve sorumlu bir yurttaş olarak hissiyatımı dile getirdim. Önce onu söyleyeyim. Herhangi bir kişi, parti ya da lider bağlantısı üzerinden bunu söylemedim. Yani birilerini hoş görmek ya da hoş göstermek ya da birilerinden tırnak içine aldığım talimat üzerinden yazdığım bir şey değil. Tamamen gerçekten aktif ve sorumlu bir yurttaş olarak merak ettiğim ve Sayın Akşener'e ve yaptığı açıklamalar ilişkin olarak bir takım ciddi sorgulamaların yapılmasının gerektiğini düşündüğüm için bunları söyledim. Neyi ifade ediyorum Sayın Ersoy? Şunu ifade ediyorum. Yani Sayın Akşener Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğrudan içiyle ilgili mesajlar veriyor. Yani bence ben bunun siyasi etikle doğru ve uyuşan bir taraf olduğunu düşünmüyorum. Yani neden öyle şimdi düşünüyorsunuz? Yani nasıl içiyle ilgili mesaj veriyor? Şöyle şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu İzmir'de bir konuşma yaptı. Ve o konuşmada tartışmalara bir son noktayı koydu. Bundan sonra parti içinde bu adaylık meselesiyle ilgili olarak herhangi bir tartışmanın ya da ismin zikredilmesinin doğru olmadığını, bunun sürece zarar vereceği, eğer benimleyseniz, benim yanımdaysanız bunu açık bir biçimde beyan etmenizi istiyorum, susmanızı istemiyorum dedi. Dolayısıyla adı geçen saygıdeğer belediye başkanları veya başka isimlerinde bu masada artık isimlerin geçmesini istemediğini bir kez daha, yani yeni bir şeyden bahsetmiyoruz Sayın Ersoy, bir kez daha söyledi. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu her defasında, her röportajında biz sayın belediye başkanlarımızı çok seviyoruz, değer veriyoruz ve onların görevini devam etmesini istiyoruz dedikçe İYİ Parti ısrar ve inatla ya da Sayın Akşener sürekli bir biçimde gerek Sayın İmamoğlu'nu gerek Sayın Mansur Yavaş'ı aday kategorisine koyma çabası içerisinde. Şimdi İzmir'de bir açıklama yapılmış. Bir partinin genel başkanı kendi kitlesine, kendi tabanına bir mesaj vermiş. O mesajdan birkaç gün sonra Sayın Akşener Habertürk'e çıkıyor. Sayın Fatih Altaylı'nın konu olarak şunu söylüyor. Efendim diyor biz noter değiliz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı onaylamak konusunda. Ama diyor masaya diyor Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş adı gelirse de biz bunları onaylarız. Şimdi birincisi noter değilseniz. Sinirlendi zannederim Ali Fırat Bey. Yok hayır. Yok soruldu. Soruldu Sayın şey mi diyorsunuz? Yavaş ve İmamoğlu mu? Evet, Yavaş ve İmamoğlu onaylarız diye bir cümlesi olmadı benim bildiğim konu. Şöyle söyledi. Ne Sayın Yavaş'ın ne İmamoğlu'nun hakkında olumsuz bir düşünceye geçmeyeceğim. Sahip değilim. Bu arkadaşlarımızın seçimlerinde gayret sarf ettik. 31 Mart'taki seçimin aklı stratejisi bizden. Teklifi götüren biziz ama Sayın İmamoğlu'nun aday olmasını sağlayan ben değilim. Yavaş'ın adaylığı konusunda gayretimiz oldu. Met ediyorum. Aday olmaları konusunda bir problemim yok diyor Sayın Akşener. Hmm. Bu iki arkadaşımın ismi anketlerde önde gidiyor. Bu iki arkadaşımızın seçmenin taraftar haline dönmesi problem yaratır dedim. Aday gösterilecekse itirazımız yok dedim. Amaç kazanmak diyor Sayın Akşener. Yani dolayısıyla çok net ve aktif biçimde Sayın Kılıçdaroğlu'nun artık masada değiller dediği iki ismi ısrar ve inatla Sayın Akşener bir kez daha masaya taşıma çabası içerisinde olduğunu gösterdi. Dolayısıyla benim dikkat çektiğim mesele bunun Türkiye'de siyasi etikle bağdaşan bir tarafın olmadığını sevebilirsiniz. Bunlara çok değer verebilirsiniz. Çok değerli, saygıdeğer iki belediye başkanı bunda hiçbir beis yok ama sonuçta bu insanları aday yapan, aday gösteren, bu insanları öyle ya da böyle siyasete mevcut haliyle kazandıran kişi Sayın Kılıçdaroğlu. Bu insanlar da saygıdeğer belediye başkanları da Sayın Genel Başkanlarının ifadelerine yönelik olarak evet Sayın Genel Başkanım biz sizin yanınızdayız ifadelerini kullanmış. Ve sonrasında Sayın Ersoy, Sayın Akşener çıktı dedi ki hayır ben bu isimlerin masadan çıkmasını istemiyorum. Ben bu isimlerin masadan kalmasını ve tartışmasını istiyorum. Şimdi bu isimlerin masadan kalması ve tartışılması demek şu demek. Birincisi Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda bir ciddi bir biçimde bir engel oluşturmak. İkincisi bu isimler özelinde öyle de böyle bu isimlerin yıpratılmasına dönük maalesef bilerek ya da bilmeyerek bir sürecin başlatılması demek. Üçüncüsü de şu mesele hep tartışıldı. Kazanacak aday meselesi. Şimdi birine burada saygıdeğer Haziran'a sorun. Hangi biri kazanacak aday meselesinde
Sayın Kılıçdaroğlu'nun kastetmediğini anlayacak. Kazanacak aday dendiğiniz andan itibaren burada kastedilen kişi Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Ya kazanamayacağını burada düşünüyor gibi mi diyorsun? Aynen. Kazanamayacağını düşünüyor. Evet, kazanamayacağını düşünüyor. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olması konusunda, aday olmasının önünde bir engel teşkil ediyor. Şimdi bu altılı masada konuşulmadı değil mi? Diyor ki bu altılı masada konuşulmadı. Sayın Akşener'in başbakanlığı da altılı masada konuşulmadı. Dolayısıyla partiler, kişiler ve Sayın Kılıçdaroğlu İzmir'de konuşurken şunu söylemedi. Ben altılı masanın adayıyım demedi. Kendi partisinde şunu ifade etti. Ben masaya gittiğim zaman bir irade ortaya koyacağım. Bu irade konusunda sizi arkamda görmek istiyorum. Yani ben orada adayım, bundan sonra bu tartışma bitmiştir ifadesini kullanmadı. Bakın ne DEVA'dan, ne Gelecek'ten, ne Demokrat Parti'den, ne Saadet Partisi'nden hiçbir açıklama gelmedi. Hiçbir genel başkan, hiçbir saygıdeğer lider bu konuyla ilgili olarak bir şey söylemedi. Ama Sayın Akşener ısrar ve inatla bu meselenin tartışılmaya devam etmesi gerektiği konusunda çok net bir tavır sergiledi. Şimdi Sayın Ersoy, benim attığım tweetler ya da benim yaptığım açıklama sadece dünkü açıklama üzerine değil. Şimdi saygıdeğer konuklar çok iyi hatırlayacaktır. CHP özelinde yapılan tartışmaların hepsini İYİ Parti çıkardı. Yani mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun inancına ilişkin ilk açıklamayı kim yaptı? İYİ Partili bir milletvekili yaptı. Hı hı. Günlerce bunu tartıştık. Bununla ilgili olarak mesela o sayın milletvekili partiden ihraç edildi mi? Edilmedi. Daha sonra bizim borcumuz özür, yok. Özür diledi. Bunun sizce, yani ben bunun mesela Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyunda yeteri kadar şey gördüğünü düşünmüyorum. Yani o milletvekili görevine Kemal devam Bey'in ediyor. Yanına da gitti. Efendim, o, randevu aldı yanına randevu gitti. Aldı, Kemal Bey'in yanına gitti. Diledi. Evet. Ama evet, anladım o yani anladığım kadarıyla o kırgınlığınızı almamış. Yani CHP'li. Normalde kişisel fikrim yani öyle bir milletvekilinin bu zihniyette öyle ya da böyle efendim işte konuşmanın başı var, sonu var, şu var, bu var. O çok da kendiliğinden bakın bilerek ve bilerek söylüyorum bunu çok da kendiliğinden olan bir konuşma değildi. Anlık söylenmiş bir konuşma değildi. Bunu da geçtik Sayın Ersoy. Bunu da geçtik. Bu tartışma da diyelim ki kapandı. Sonra şöyle bir tartışma başladı. Birçok gazeteci arkadaşımıza İYİ Parti üst düzey yetkilileri isim vermeyerek şunu söylediler. Bizim CHP hiçbir borcumuz yok. Evet. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bu ülkede, bu ülke siyasetinin gördüğü en nazik, en beyefendi insanlardan biridir. Ben bugüne kadar Sayın Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti bize borçlu, İYİ Parti'nin de borcu var. Dolayısıyla bizim yaptığımız her şeyde bize destek olmak zorundadır diye herhangi bir açıklama yaptığını duymadım. Duyan varsa söylesin. Şöyle zaten bugüne... Sayın Akşener de aynı ifadeleri kullanıyor. Sayın Kılıçdaroğlu çok nezaketlidir diye ifade ediyor. CHP içinden birilerinin İYİ Parti'ye dönük bir işte Ömer Seyfettin'in diyetinde olduğu gibi yani parti içinde birilerinin bunu yaptığını bir parmak sallama bir kısım insan var CHP'de ve dışarıda zaman zaman parmak sallama hali var. Bu arkadaşlarımızı rencide ediyor. Arkadaşlarımız bazen Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. İstemeseydin mi acaba? Kemal Bey'i ayırıyorum. Böyle bir keşmekeş var. O da arkadaşlarımızı incitiyor. Yani bu durumda arkadaşlarımız efendim, istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Kılıçdaroğlu'nu yönettiği partide hiç kimse kalkıp bu saatten sonra daha öncesinde de biz İYİ Parti milletvekili verdik. Şöyle bir süreç oldu. Dolayısıyla bize mahkumlar. Böyle bir tartışma yaşanmadı. İYİ Parti şundan kurtulmak istiyor. Bu anlaşılabilir bir şey ama bunu daha farklı formüle edebilir. Yani biz farklı bir partiyiz. Dolayısıyla bir süreç yaşanmıştır ve o süreç geride kalmıştır. Kimsenin bir diyet isteme gibi bir derdi yok. Kimsenin bir kolun kesilip atılması gibi bir derdi yok. Orada bir diyet istenmiyor. Dolayısıyla orada ısrar ve inatla şu söylendi. Dendi ki ya buradan diyet isteniyor. Biz de borcumuzu ödedik. Şimdi bu bir seçimdi. İnsanlar geldiler, oy verdiler. Sadece iyi partiler değil, her partiden insan mevcut belediye başkan adaylarına oy verdi. Oy vermek demokratik bir tercihtir. Bir diyet değildir. Dolayısıyla siz eğer bunu bir diyet üzerine kurgularsanız ya da bu kapsamda değerlendirirseniz bence sağlıklı doğru bir yol izlememiş olursunuz.